Çok ama çok uzun bir zaman sonra herkese selamlar. En son videomu attığımda kazakla video çekmişim. Şu anda sıcaktan patlıyorum. Dışarıdan bir tık ses geliyor olabilir. Kontrol ettiğimde çok böyle rahatsız edici bir ses yoktu. Öyleyse bir sonraki videolarda kapıyı kapatmayı denerim ama şu anda ventilatör sesi olmasın diye kapımı açtım. Kapımı açınca çocuk sesi geldi. İki ucu boklu değnek. Bunun için küçük bir klima almam gerekebilir odama. Çünkü odama ışık geldiği saatler odam çok sıcak oluyor. Neyse her zamanki gibi boş saatim gelmiş. Dönüş süremi uzattıkça daha da zor oldu dönmem. Asla dönemedim. Bir türlü dönemedim yani. Ama şu anda gerçekten böyle kafam ve hayatım tamamen boş bir şekilde buraya geldim ki düzenli bir şekilde başlayayım ve böyle tamamen istikrarlı ve aksatmadan ilerleyebileyim istedim. Gerçekten tatilimi bile yaptım da öyle geldim. Ne dersin, ne bir şeyim, hiçbir şeyim kalmadı. Artık sadece Instagram'a ve YouTube'a yoğunlaşmak istiyorum. Bu süreçte de işte aldığım, bu zamana kadar aldığım kıyafetleri, her şeyi size burada göstereceğim. Bu büyük ihtimalle 2-3 video sürer. Sonrasında da kaldığım yerden devam ederim. Şimdi o yüzden toplu olarak bir süredir alışveriş yapmıyordum. Tekrar başladım yapmaya. Süveterleri falan göstermem herhalde ama o dönem böyle çok tight spor kıyafetler falan almıştım. Spora çok düzenli bir şekilde gidiyordum o zaman. Onları gösteririm göstermediklerimi. Sonrasına bakarız. Zaten çok fazla vaktim kalmadı. Işığım yavaş yavaş gidiyor. O yüzden de normalde burada gösteriyordum. O daha mı iyi oluyor bilmiyorum. Bunun hakkında bana bir dönüş yaparsanız sevinirim ama direkt şu anda aynada göstereceğim. Daha fazla vakit kaybetmemek için giyip on binleyip yani olabildiğince öyle göstereceğim size. Keyifli seyirler. Son aldığım şeyleri daha çok gösteresim var. Onlara daha çok hevesliyim ama böyle en eskiden başlayıp bugüne kadar geleyim karışmasın. Sadece şu üstündeki ama yeni aralara belki yine bir şeyler koyarım. Bu Trendyol men mi oluyor? Erkekten. Bu Trendyol'un erkek bölümünden. Tişörtlerini çok seviyorum. Bu arada bu large. Kolları genelde böyle uzun, düşük ve oversize modeller çok fazla var ama daha normalleri de var. Ya da siz bunu small alıp daha böyle şey daha az bol da giyebilirsiniz. Short böyle bir spor short. Bunlar normalde çok pahalı. Geçen gün hatta işte Nike'a baktım. Bunların siyahlarına 1000 TL'ydi. Çok fazla ama bunu ben bayağı kuponla falan uygun fiyata almıştım. İçinde böyle tight'ı var. O yüzden hiçbir şekilde açılır edilir derdi yok. Güzel bence yani. Güzel de duruyor. Pek düzeltmedim ben. Az önce oturuyordum arkada. Ama böyle bir şort. Arkası böyle. Bu arada ben bir tık böyle kenarları daha kısa ortaya doğru uzayan şortları kendime daha çok yakışıyorum. Çünkü iç bacağım olduğu için vücuduma göre daha güzel oluyor yani. Bilmiyorum. Bir de hoş duruyor böyle kenardan tight falan gözüküyor. Güzel. Buradan belini sıkabiliyorsunuz. Bir hatırlatması yapayım. 1.77'yim. Şu anda 60 kiloyum. Bu altımdaki medium bana tam oldu. Small da olurdu ama bir tık sıkabilirdi. Zaten medium alıp eğer benim kilolarımdaysanız eğer büyük gelirse buradan sıkarsınız yani. Duruşlar bu şekilde. Çok fazla kombin göstermek vaktim olacağını sanmıyorum. Ayağımda da böyle kardeşimin H&M erkekten çoraplarını çaldım. Bununla çok iyi olur diye. Öyle. Yani yıkandı bu baskılarına falan hiçbir şey olmadı. Uzun bir süreçte olur mu bilmiyorum. Böyle bir bisikletçi taytı var. Ben bunların çok uzun olanlarını sevmiyorum. Yani bana bu bile uzun. Ben genelde ara boy sevmem yani. Kısa ya da işte tamamen uzun tayt giyerim. Sporda falan belki daha rahat olur diyerekten bunu almıştım ama gelin görün ki etiketini bile çıkartmamışım. Hala duruyor. Rengi çok güzel ve bence hiç göstermiyor uygun iç çamaşırıyla. Her şeyle giyersiniz ve böyle cepli olması çok güzel ve bayağı derin yani. Büyük telefonunuz bile varsa çok rahat girer yani gördüğünüz gibi. Bence kumaşı falan bayağı kaliteli. Yani bunun siyahı ve başka renkleri de vardı. Ben bunu çok beğendim. Yani her ne kadar unutup bir köşede giymemiş olsam da aldığımdan beri gerçekten çok güzel. Yani yorumları falan tam hatırlamıyorum ama ben medium almışım ve bana tam oldu bence. Yani small olurdu ama belki dar olabilirdi. Yani beli falan güzel gayet. Çok böyle pot pot durmasın, bana tam yapışsın diyorsanız siz mesela benim kilolarımdaysanız small da alabilirsiniz. Ayrıca böyle bence hakiyle bayağı güzel oldu. Böyle sporcu sütyenleriyle de çok güzel oluyor. İçimde mesela şu an Milan'ın sporcu sütyeni var. Hatta bunu çıkarıp göstereyim. Ben galiba içine farklı bir pet taktım ama kendisininki de gözüküyordu. Bu daha fazla gözüküyor. Çünkü ben hani genelde böyle sırtı açık şeylerle giymek için aldım. Önemli değil zaten. Sırtı çünkü bence çok güzel. Ayrıca böyle aşırı rahat bir sporcu sütyeni. Hani böyle çok tutmaz bu arada. Böyle ince. Ama böyle hani üstüne bir şey giyecekseniz atlet vesaire ve böyle dediğim gibi sırt dekoltesi böyle güzel güzel dursun istiyorsanız bence çok güzel ve her şeyle de giyebilirsiniz zaten. Yani rengi ten rengi olduğu için. Ben bunu medium large almışım ama x-small small da alabilirmişim yani. Çünkü gördüğünüz gibi böyle bir tık bu. Benim bu arada omuzlarım geniş ve şu kemiklerim falan biraz iri. O yüzden genelde spor sütyenlerinde small'lar beni sıkıyor. O yüzden ondan korkmuştum ama bunda gerek yok. Böyle bir spor sütyeni var yani sanırım öyle geçiyor ama içerisinde bunun sünger yok. Ben içine sütyen giydim. Göğüs ucu kapatıcıyla bunu çok rahat sporda vesaire giyebilirsiniz. Çünkü sıkı ve ben medium aldım tam oldu. Altındaki de medium bir tık böyle bol yani. Ama ben zaten böyle durmasını istiyordum. Yani yorumları bayağı bir okumuştum bunu alırken hatırlıyorum. Hatta bu böyle uzun süre boyunca böyle baktığım ama bir türlü cesaret edemediğim bir eşofmandı. Çünkü yorumlarda da belirtmiştim.
belirtmişler. Mesela şu sağ lastiği daha bol. İşte onu daraltmam lazım ve mesela şu önündeki çizgi ikisinin sanki farklı gibi falan ama hani genel olarak baktığım zaman sevdim mi sevdim, iade falan edecek bir şey yoktu yani. Rengi falan çok güzel. Başka renkleri de var. Bu üstündekini de aynı şekilde bir sürü rengi var. Yani bunu mesela her şeyle giyerim. Bu kombini baya baya sevdim. Zaten bu eteği yani çoğunuz biliyordur. Milan'ın meşhur short eteği. Bunun farklı renkleri de var. Ben bunu almak için çok direndim. Zaten Kasım'da Aralık'ta falan aldım. Maalesef ki yani yeni çektiğim için yeni gösterebiliyorum. Şu anda da stoğu en son vardı bunun. Arkası böyle short. Önü böyle kesik. Short etek. Bayağı bir yorum okumuştum ve kafam karışmıştı. Ben bunu small aldım ve o yüzden de beli falan tam oldu. Şurada bir potluk oluşuyor. O galiba hemen hemen herkeste oluşuyor yani. Özellikle böyle poponuz oraya kapatmıyorsa. Aslında bende böyle müdahale edecek kadar bir şey yoktu ama ben bunu patlattım şuradan. Şu anda bunun dikilmesi gerekiyor. O dikik olduğu zaman ve ben bunu yeterince kaldırdığım zaman bende orada böyle rahatsız edici bir potluk olmadı yani. Yoksa terziye götürüp yaptırırım yani onu da. Böyle bir short etek. Yani bunun farklı rengi lila falan vardı sanırım. Bilmiyorum, böyle çok kullanışlı renkleri yok ama ben renkli de alsam zaten giyerim. Bilmiyorum yani, çok güzel olduğu için bakacağım. Üstümdeki medium böyle duruşu. Başta bir şurası sarsa mı dedim ama burası böyle olup orası dar olunca belki hoş durmayabilirdi. Çok üçgen kalırdı. Ya bilmiyorum, duruşu çok güzel. Yani bütün gün bu tişörtü övebilirim. Tişört medium, böyle fitilli bir tişört. Çok hafif ama ince ince. Ben çok böyle belirgin sevmiyorum. Yani yine giyiyor muyumdur? Giyiyorumdur ama genelde almamaya çalışıyorum öyle. Çünkü böyle gözüme batıyor yani. Ben böyle takılarla, onlarla, bunlarla giydiğim için düz olması benim için daha iyi, böyle askılıların, tişörtlerin, neyse. Medium aldım ve bence benim bu tişörte bedenim tam medium. Üstüm dediğim gibi biraz geniş, omuzlarım geniş, buralarım geniş. O yüzden de small aldığımda, yani bunun siyahını ben small aldım. Hatta sonra değiştirmedim de ama o bir tık daha böyle yukarıda ve çok böyle kolumu kaldırdığımda hemen göğsümün altı açılıyor. Onun içine sadece bralet falan giyebiliyorum. Yani herhangi bir dik şekilde göğsünüzü böyle dikleştirecek herhangi bir sütyen giydiğinizde bilmiyorum, onunla olmuyor, rahat edemiyorum yani. Bu da böyle yani, bu tişört gerçekten her şeyle olabilecek bir şey ve böyle kolyelerle molyeler, bilmiyorum, çok sevdim, aşırı sevdim bu tişörtü yani. Bu videoyu birazcık böyle spor kıyafetlere çevirdim gibi bir şey oldu. Hani öyle başladım, öyle devam etsin. Zaten dediğim gibi bunlar hep Kasım, Aralık'tan beri falan aldığım kıyafetler ve o zamanlar almışım tam bunları da. Bu üstümdekini small almakla çok büyük hata etmişim. Beni aşırı derecede sıkıyor. Bir gün giydim, onda da giyemedim. Yani hani bunu elimden çıkartmam lazım. Altındakinin bedeni neymiş? Altındaki mediummuş. Yani small beni sıkarmış. Buraları falan bayağı sıkarmış. Bu hatta ben denerken sanırım kenardan patladı. Çünkü patlaktı yani, bir gün giyecektim ve sonra hemen anneme diktirdim. Tight bu arada medium ve small bana hayatta olmazmış. Hatta böyle siz ne kadar sıkı alırsanız popoyu da bence o kadar böyle dümdüz yapıyorlar ve hoş durmuyor yani. Çok sıkıştırıyor ve rahat edemiyorsunuz. Onun dışında böyle bayağı bir yüksek. Bunun bayağı renkleri var. Ben bunun grisini de aldım böyle ama tam gri değil, böyle hafif kremlik mi, içinde garip bir ton bulunduruyor ama beğendim yani. Sadece böyle tam istediğim açık gri değil. Böyle paça boyu falan iyi aslında. Ben birazcık fazla yukarı çekmişim. Şu an ışık kaçıyor diye hızlı davranıyorum. Rengi böyle, bence rengi bayağı iyi. Bu sweatshirt de aslında erkek. Bu sweatshirt'ü ben erkekten ve aslında kardeşime almıştım. O yüzden de en büyüğünü almamıştım. Large almıştım. Ben normalde çünkü en büyüğünü alıyorum. X large falan da vardı bunun. Ama yine de böyle bol bol bir sweatshirt. Bu arada niye ben giyiyorum kardeşim değil? Ya zaten normalde de giyerdim ama annem bunun kumaşını beğenmedi. Ve dedi ki kardeşin bunu giymez. Bunda rahat edemez. O jeans falan filan dedi. Sonra dedi ki bunu iade et. Sonra ben de iade etmek yerine dedim ki benim olsun. Çünkü fiyatı gayet uygun yani. Öyle çok güzel bir kumaşı yok, gümüşecek falan ama yani beni rahatsız etmiyor. Terletir mi bilmiyorum. Ben kışın bunu bir 10-15 kere giydim ama yazın hiç giymedim. Kışın da gayet iyiydi yani. Ben böyle işte taytlarla, pantolonlarla, şortlarla her şeyle giydim bunu. Mila taytı o kadar çok giyiyorum ki yani yaz kış gerçekten rahat rahat kullanabileceğiniz bir şey. Sadece kışın üşüyebilirsiniz çünkü ince. Ben bunu bir şeylerin içine de çok fazla giydim, böyle eşofmanlarını vesaire, böyle karda kışta. Bu arkayı böyle asla poponuzu sıkıştıran veya işte vücudunuzu saran ve toplayan bir yapısı yok. Hatta aksine yani böyle bir tık kilotlu çorap gibi, böyle hani vücudunuz neyse aslında onu gösteriyor ama böyle düz düz çizgileri, fitilleri olduğu için aslında böyle uzaktan baktığınızda bacağınızı daha uzun gösteriyor ama ben bunu böyle rahat giyemiyorum yani, çok böyle her şeyin belli oluyor ve rahat edemiyorum. O yüzden genelde böyle üstüne uzun bir şey alıyorum. Böyle bir tık daha zayıf olsam belki ve bu kadar böyle her yerim belli gibi hissetmesem belki böyle de giyerim. Hatırlam, genelde böyle belime falan bir şey bağlayasım geliyor çünkü en ufak bir böyle iç çamaşırınızın kaymasında vesaire kat izi vesaire gözüküyor. Olayı hiç sevmiyorum yani, asla iç çamaşırım gözükmesin istiyorum. Aslında şu anda da gözükmüyor. Uygun iç çamaşırı giyerseniz gözükmez durum böyle. Benim altımdaki medium large olanı sanırım ama daha sonra başka bir renginde X-Mall Small aldım. O da oldu. Yani sporda giyilebilecek en tatlı üst falan olabilir bu. İster böyle kapatın, isterseniz önünüzü daha fazla açın. Ve böyle kotlarla falan da çok güzel oluyor. Ben bunu dışarıda derse giderken vesaire de çok giydim. Çok güzel ya. Bilmiyorum, böyle çok dikkat çekici. Böyle buraların sarı olması falan bence çok tatlı. Farklı bir rengi de vardı bunun. Başka var mı bilmiyorum. Bir tane diye hatırlıyorum. Sanki koyu siyah mı bir rengi daha vardı. Neyse, bu zaten linkte görürsünüz. Böyle bir şey çok rahat ve böyle önü bir tık daha galiba uzun yanlarına göre. Ah çok tatlı. Benim üstündeki small ve bence yani
yani çok iyi oldu. Yani medium böyle pot dururmuş. Kollarını isterseniz sıkabiliyorsunuz. Şu an daha böyle ortalama açık hali. Şurası daha açık. Böyle bir bluz. Altımdaki de mavi giydiğim tight'ın grisi dediğim. Ama dediğim gibi böyle gri ama böyle tam gri denebilir mi? Füme mi oluyor? Daha koyu böyle dumanlı. Böyle medium bu da yine. Tam benim bedenim. Bunların paça, ya bu gösterdiğim zaten taytların anlayın ki paça boyu bana olmuş. Sadece o turuncu eşofman her eşofmanda jogger'da olduğu gibi bana bir tık kısa kaldı. Ama bunların uzun boylar için paça boyu da gayet iyi yani. Yukarıya çıkmıyor. Böyle bir takım diyeceğim ama bunlar takım değil. Ama böyle uzaktan baktığınızda aslında takım gibi duruyorlar. Bu üstün bir sürü rengi vardı ve ben bunun çoğu rengini aldım. Ama şöyle bir serüvenimiz var. Bu üstündeki medium ve gördüğünüz gibi yani böyle bir tık pot kalıyor. Hatta ben şurayı tel tokağıyla kısaltmayayım. Yani şu birazcık böyle bol kalıyor ve hiç hoş durmuyor. Yani small'unu aldım. Kolu gerçekten bir karıştan fazla fark vardı. Hatta fotoğraf atmıştım o zaman Instagram'dan. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Çünkü aldıklarımı direkt aslında orada paylaşıyorum. İlk önce alışveriş yaptığımda sonra da denediğim zaman. Neyse reklamları geçtiğinize göre. Parmak kısmı çok hoşuma gidiyor benim böyle şeylerin. Sporda vesaire. Bilmiyorum çok tatlı duruyor. Bunun ben hem fosforlu sarısını hem de morunu da aldım. Onlar da aynı şekilde medium. Diğeri asla kolumu geçiremeyeceğim kadar böyle sıkacak kadar. Kolları kısa yani çok saçma bilmiyorum. Siz eğer uzun boyluysanız siz de small onu almayın derim. Her şeyle olabilecek çok tatlı bir renk. Bu alt. Yani bunları böyle takım yaptım ama oldu yani. Bence oldu. Çok hafif bir ton fark var. Benim gözüme batmıyor. Zaten bazen böyle siyah bir kapşonlu ırka bağlayıp giyiyorum. Arkada bunun böyle yeri var. Ve bayağı sağı solu da geniş. Buraya anahtar mı koyarsınız? Telefon kulaklık mı koyarsınız? Böyle tatlı bir yeri var. Ve böyle gerçekten ben şu an sıcaktan gerçekten her şey üstüme yapışıyor. Giyemiyorum. Hatta vantilatör açtım. Umarım çok fazla sesi gelmiyordur ama gerçekten piştim artık. Aşırı sıcak yani öyle böyle değil. Nem midir, net sıcaktan mıdır? Yanında da böyle çok tatlı bir cebi var. Buraya telefonunuzu falan koşarken bile koysanız düşeceğini sanmıyorum. Bayağı çünkü sıkı. Böyle yani her şeyle üstüne giyebilirsiniz. Bende uygun iç çamaşırıyla hiç göstermedi. Haberiniz olsun. İşte şu sürekli yukarı çıkma problemi var ama ben şu an normal sütyenli giydiğim için böyle gözüme batıyor. Normalde içinize sporcu sütyeni giydiğiniz zaman mesela gösterdiğim ten rengi olabilir. Açıldı etti sıkıntısı yaşamazsınız. Yoksa kolunuzu kaldırdığınızda burası açılıyor. Bu arada biliyorsunuz bu önceki gösterdiğim taytlar medium'du ama bu tayt small tam oldu. Bilmiyorum kalıbı mı büyük. Bu sporcu sütyeni olarak geçiyor ve bununla çok çok güzel oldu ama önü bayağı bir açık. O yüzden ne kadar rahat edebilirsiniz sporda bilmiyorum. Kotlarla vesaire siyah kumaş pantolonların üstüne herhangi başka kumaş pantolonun üstüne vesaire giydiğimde çok güzel oluyor. Çünkü rengi falan da böyle farklı renklerle de giymeye müsait pastel bir renk. Ve yani bununla bilmiyorum daha bir güzel oldu. Bununla da giyerim ama sporda bilmiyorum yani. Belki üstüne böyle ince atletlerden atabilirim. Arkası çok çok güzel. İçi pedli böyle bir sporcu sütyeni ama dediğim gibi siz bunu direkt böyle crop olarak düşünüp yaz için alabilirsiniz. Onun için çok çok güzel. Bundaki Mila Fitilli Tight'ın başka bir rengi. Ben bunları bu arada zaten sakarım. Bir de bunlar takılmaya çok müsait, her yere takıyorum. Böyle bir renk. Bu da bu diğer bahsettiğim gri gibi bir rengi var ama bu bir tık daha sanki taş rengine yakın bir şey. Bu arada bu X small small da yani bilmiyorum daha iyi oldu sanki diğerine göre. Diğerinde bir tık daha böyle potluk falan var aslında. Bu üstündeki de sporcu sütyeni. İçinde pedi yok ama ben bir tane ped yerleştirdim böyle ikisine de. Onun dışında sütyenle falan dışarıda da giyebilirsiniz böyle açarak falan. Ben çok beğendim o şekilde de ve bunu da kumaş pantolonların üstüne mesela bunu çok çok fazla kullandım. Bunun farklı rengi var mıydı hatırlamıyorum ama varsa kesin alacağım. Böyle sırtı gayet klasik normal bir sporcu sütyeni ve gerçekten aşırı rahat. Bu arada bunun da bedeni small. Böyle bir taytım vardı. Bunu da göstermek istiyordum ama bu gözükmüyor. Kaldırılmış ve bilmiyorum bir daha gelir mi. Aslında bunun üstünü de alacaktım ama ona yetişemedim ben. Tükendi. Ben yine linke koyacağım ama zaten havada çok karardı ve çok yoruldum. O yüzden boşu boşuna giymeyeyim dedim. Bu ikisi de o krem rengi giydiğim üstün diğer iki rengi bende olan. Zaten duruşları aynı. Bedenleri aynı. Bendekiler yine medium. Taytlar beni o kadar bunalttı ki kapanışı Trendyol ile pijamamla yapayım yapmışken de göstereyim dedim. Bunu ben large aldım. Çünkü yorumlarda da şey yazmışlar. Zaten small'lar genelde medium almışlardı. Bu da dediğim gibi bir large ve bana çok rahat oluyor. Beli de tamam yani düşmüyor etmiyor. Üstü de böyle salaş salaş. Sevmiyorum böyle uyuduğum şeyin sıkı sıkı olmasını, rahat edemiyorum. Ona göre rengi çok tatlı zaten. Aşırı tatlı yani. Başka bir takımım da var Mila'dan. Çok memnunum. Defalarca kez yıkandılar ve sapasağlamlar. Bugünkü video bu kadardı. Öyle çok kombinli gösteremedim. Ayakkabısıydı, çorabıydı, şapkasıydı. Çok fazla böyle bir şey değiştirmedim ki yetişsin diye. Zaten hava gördüğünüz gibi ona rağmen karardı yani. Şu anda muhtemelen bayağı bir düşecek kalite. Neyse. Böyleydi. Bu kadardı. Benim bir bundan sonra haftada bir video geliyor olacak ve gelmemesi için de hiçbir sebebim kalmadı. Hiçbir bahanem kalmadı. Şaka bir yana. Atacağım yani. Dediğim gibi bu linkleri ben zaten alışveriş yapınca Instagram'dan paylaşıyorum. O yüzden de beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın ve hem indirimlerden faydalanın hem de stoklar bitmeden önce, çünkü ben buraya paylaşana kadar stokların da bitme ihtimali var. Mila ne kadar çoğu şey yeniliyor olsa da her zaman sadece Mila'dan alışveriş yapmıyorum. Bugün parça falan vardı herhalde onun dışında ama ileriki alışverişlerde hepsi burada da olacak. Farklı farklı markalar var zaten yani. En Mila ağırlıklı muhtemelen buydu diye düşünüyorum. Çok güzel bir yaz alışverişi yaptım. Haftaya
ya hepsi buradayım ya da o yaz alışverişini göstermeye çalışacağım. Şu anlık plan programım bu şekilde. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Buraya kadar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı bekliyorum. İyi kötü hiç fark etmez. İçinizden ne gelirse ne diliyorsanız. Ve beğenmeyi de unutmayın tabii. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.